laptopu da açmamın içinden abi gelmiyor. Buradan burada dökülüyor sayın vekili. Paneller dökülüyor. Abi dökülür yani. Hasar çok. Şunu kesiyorlar sen bakalım bakıyorlar. Özünde de zarar vermişsin. Geçmiş. Çok geçmiş olsun. Şimdi Tarım Bakanımızla o gün de hemen sıcağı sıcağına görüşmüş. Dün evet. Akşam da Adana'da yine programda beraber konuştuk. İnşallah tespitlerden sonra hızlıca Tarsim'le alakalı süreci de beraber takip edeceğiz. Yeter ki tespitler yapılsın, ondan sonraki süreçle alakalı herhangi bir şey olursa tespitin dışında kalan kısımla alakalı da bakacağız. Sayın Valimizle beraber takip ediyoruz. Başkanımızla, yakından inşallah bunu takip edeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen katkıyı, desteği veririz. Afet yani evet. İlk değil. Aynen ilk değil, muhtemelen sonda olmayacak. Aynen öyle. Yani bu tabiatın içerisinde bunu hep karşılaştırdık. Yani işte yeni yaşlar bir yaşlar. Yani ekimler biçime geldiğinde çiftçinin eli yüreğin getirdi. Aynen öyle. Aman yağmur yağmasın. Aman dolu yağmasın. Sayın Bakanım, zamanında biz mısır ektik, doludan gitti bir daha ettik. Öyleymiş bu sene evet. Çok tarihli. İkinci marka. Ayrı değil. Toplamda. Buğdayda biraz daha yüksek efendim. Mısırda da biraz zamana bıraktık. İşin doğrusu birkaç çiftçilerimiz de sürdü. Birinci don vurdu. İkinci ekimi yaptı. İkinci de tam 3 gübreyi daya attı. Bitti. Yani bir imkan varsa bunun bir kısmı hazine, bir kısmı imkan görmemiş. Yani köycülük burası, yerler var. Onun için eğer bu 4 köyü afet ilan edilirse köyümüzden biteriz. Bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum. Bırakın buralı olmayı. Şu memleketin bir evladı olarak şu anda tarım sektöründe arkadaşlar yapılan her iş bir vatan müdafası. Bakın bu hala etmiyor. Valimiz buradalar, sürekli bir aradasınız. Buralardan başkaca yine tespitler sırasında da oluşan şeylerle alakalı takibini yapan inşallah en kısa zamanda bu yaraları beraber de sararız. Ay sen kimsin sen? Ay bir de gelincik toplamış bana. Çok teşekkür ederim. İsmin ne senin? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun, eyvallah. Efendimden saklasın, geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Allah efendimden saklasın, sağ olun. Gördük zaten, ayrıca, evet, aynen. Korudan dolayı hasarımız var, ziyanımız var. Vatandaşlar bunun giderilmesini istiyor. Vekilim de geldi, kaymakam da geldi. Geçen görüştük, aynı şeyleri söyledik. Önce biz seninle geçen konuşmuştuk değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Konuşmuştuk yani ne yapıyorsun? Tarım dünyanın var mı diye sen. Merhaba arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Allah bekerinden saklasın inşallah. 10.900 dönüm arazimiz var köyümüz sınırları içerisinde. Fazlalıkta mısırımız var. Buğdayımız çok şükür azdı, 300 dönüm filandı. Mısırımızda da 10.000 dönüme yaklaşık yerimizde hasar var. Örneklerini de getirdik Sayın Bakanım. Buğdayımızın ve mısırımızın örneklerini de aldık getirdik. Bir afet Allah'tan geldi. Yani şükür ediyor. Vatandaşlar buna da şükür ediyor. Daha kötü olan. Evet. Yani hayvanları açık arazide yakalamış. Tozda onu konuştunuz abi. O sınırda bizim sınırımızdaydı. Öyle mi? Hayvanlarda. Evet efendim. Açık alanda hayvan, 25 hayvan sadece doludan, dolu isabet etmiş. Evet. Hayvanları ben insanı da öldürdüm. Evet, evet. Allah korusun. Evet. Yani onun için cana gelmemiş. Buna şükür ediyoruz. Mal bir şekilde telafi edilir. Tarım Bakanımız şunu söylüyor, tespiti yapalım, hızlıca nerelerde hangi hasarlar var, onların tespitini yaptıktan sonra neyse gereğini hızlıca yapacağız diye biz de takibini yapacağız. Hem buradaki mali desteklerle alakalı, hem tespitlerle alakalı.